Sevgili dostlar, kendimizi önemli hissetmek istiyoruz. Hayatımız boyunca bu istek bizden ayrılmıyor. Çünkü kendimizi önemli hissetme güdüsü doğamızın bir parçası. Biz her ne kadar bilinç seviyesinde önemli olmadığımızı biliyoruz desek de yine de kendimizi önemli hissetmeye çabalarken buluyoruz. Bu isteğin bizi bazen böyle sarıp sarmaladığı anları yakalıyoruz. Doğamızda var çünkü bu bizim. Önemli hissetmek istiyoruz. İnsanın önemli hissetme serüveninin 3 tane aşaması vardır sevgili dostlar. Birinci aşama şudur. Kendimizi doğrudan önemli hissettiğimiz dönem. Bu dönem çocukluğu ve gençliği kapsar. Yetişkinliğe gelene kadar biz kendimizi doğrudan önemli kabul ederiz. Doğrudanı vurguluyorum çünkü bu dönemlerde dolaylı yoldan bir şeylere ihtiyaç duymayız. Dışsal bir şeylere gereksinim duymayız. Yani kendimizi önemli hissetmek için bir şeyin olmasına gerek yoktur. Biz zaten önemliyizdir. Çocukken ve gençken bu duyguyu yoğun şekilde hissederiz. Ve hatta bunun yansımalarından bir tanesi çocukken bir dönem yaşadığımız magical thinking'tir. Büyüsel düşünceler. Çocuklar bir dönem şöyle bir şey yaşarlar. Kafalarına gelen bir düşüncenin anında gerçekleşeceğini zannederler. İşte buna magical thinking deniyor. İşte çocuk kafasından şey geçiriyor. Keşke annem ölse. Böyle bir düşünce geçti diyelim. Mesela gidiyor hemen annesini kontrol ediyor. Ölmüş mü, ölmemiş mi diye. Kafasından geçen düşüncenin hemen gerçekleşeceğini zannediyor çocuk bir dönem. Düşünebiliyor musunuz? Kendimizi o kadar önemli hissediyoruz ki. Yani o kadar önemliyiz ki yani. Kafamıza gelen düşünce anında gerçekleşiyormuş gibi bir hissiyat yaşıyoruz yani. O kadar önemliyiz. Doğrudan önemliyiz yani. Direkt şekilde önemliyiz. Evet, çocukken ve gençken doğrudan önemli sayıyoruz kendimizi. Tabii bunlar güzel şeyler. Ya bunlar hayatın aşamaları sevgili dostlar. Bunları aslında böyle anlamak güzel. Bunlar üzerine böyle konuşmak güzel. Sonra ikinci aşama geliyor. Yetişkinliğe adım atacağımız dönemlerde bu aşamadan ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama da şu. Kendimizi dolaylı yönden yani dolaylı olarak önemli hissettiğimiz dönem. Biz yetişkinliğe girerken aslında biraz biraz önemsiz olduğumuzu anlamaya başlıyoruz. Ama bununla yüzleşmek tabii ki kolay değil. Bununla yüzleşemiyoruz ama bir gerçekle yüzleşiyoruz. Doğrudan önemli olmadığımızı anlıyoruz artık. Yani önemli hissetmek için bir şeylerin olması gerektiğini anlıyoruz. Bize kendimizi önemli hissettirecek bir şeylere ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Ve bu dönem başlıyor. Yetişkinlik döneminin uzun bir süresi kendimizi dolaylı olarak önemli hissetmeye çalıştığımız dönemdir. 20'li yaşlar, 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlar bu dönemin içinde geçer. Peki nasıl oluyor? İşte dolaylı şeyler yapıyoruz. Yani dolaylı yoldan önemli hissetmeye çalışıyoruz. Meslek sahibi oluyoruz, uzmanlaşıyoruz, bir yerde müdür olmaya çalışıyoruz, ünvanlar alıyoruz, işte para kazanıyoruz, kazandığımız paralarla araba alıyoruz, o arabayı fotoğrafını çekip işte Instagram'a koyuyoruz. İnsanın güzel halleri, ah güzel hallerimiz, ah şu bizim tatlı tatlı hallerimiz. Güzel bir şey işte, insan olmak böyle bir şey. Oradan önemli hissetmeye çalışıyoruz. Hadi beni övün, hadi bana önemli olduğumu hissettirin. Aşk da öyle bir şey. Aşık olunsun istiyoruz bize. Bize aşık olunsun ki önemli hissedelim kendimizi ya da biz aşık olalım. Aşık olmak da insana kendini önemli hissettiriyor. Aranalım, sorulalım, işte grupların, ortamların bir numaralı popüler ismi olalım. Biz olmadığımız zaman o akşamın tadı tuzu olmasın. Biz depresyona girdiğimizde tüm ülke bayrakları yarıya insin. Arkadaşlarımız da bizle beraber ağlasın. Dolaylı yoldan önemli hissettiğimiz dönem. Ve bu dönem çok uzun sürüyor sevgili dostlar. Elde ediyoruz, kazanıyoruz, çabalıyoruz. Ve tüm bunlar üzerinden kendimizi önemli hissetmeye çalışıyoruz. İnsan halleri bunlar sevgili dostlar.
insan halleri. Hepimiz bu aşamalardan geçeriz. Hepimiz bu dünyaya insan olmanın ne demek olduğunu anlamak için geldik herhalde. Anlıyoruz işte. İnsanı anlıyoruz. Anlamak da hiçbir zaman bitmiyor. Anlama çabası son nefese kadar sürüyor. Zaten hayatın en güzel çıktısı da o. Anlamak yani. Anlamaya çalışmak. O kadar değerli bir şey ki. Şimdi diyebilirsiniz ki ya ne gerek var Ömer, bu kadar uğraşıyoruz. Niye bu kadar önemli hissetmek için uğraşıyoruz? İşte uğraşıyoruz ya, istiyoruz. Önemli hissetmek istiyoruz ya. Önemli hissettirelim istiyoruz yani. Ve bunun için etimizden et gidiyor sevgili dostlar. Geçen yaz, bu yaz izlediğim filmlerden bir tanesi. Merhamet Hikayeleri. İzleyiniz efendim. Göreceksiniz. İnsanın kendini önemli hissetmek için nasıl etinden et gittiğini göreceksiniz. Etinden et gitmeyi bir metafor olarak kullansam da filmde bunun gerçeğini göreceksiniz. Adam karısına diyor ki, beni sevdiğini ispatlamak istiyorsan parmağını kesip pişirip onu bana yemek olarak sunarsın. Kadın parmağını kesiyor sevgili dostlar. O kadar böyle derin anlamlar olan sahneler ki, izlerken kendimi gördüm. Bizi gördüm, insanları gördüm, insanın hallerini gördüm. Bizim de etimizden et gidiyor. Bir araba alalım da önemli hissedelim diye yani yıllarca kredi ödüyoruz. Ne yapalım, hepimizde var bunlar. Bedenimizle uğraşıyoruz yıllarca. Gittiğimiz bir ortamda en güzel, en şık olalım diye anam aynanın karşısında saatlerce uğraşıyoruz. Nasıl önemli hissettirilebilirim? Nasıl önemli olduğumu anlayabilirim? Şurayı turuncuya boyarım, şurayı mora boyayayım, şurayı kırmızı deneyeceğim. En farklısı olmaya çalışacağım, en değişik olmaya çalışacağım ki önemli olduğumu hissedeyim. Etimizden et gider sevgili dostlar. Bunu böyle kötü gibi söylediğimi zannetmeyin. İyinin ve kötünün ötesinde konuşuyorum. Hepimiz bu yollardan geçeriz, geçiyoruz. Önemli hissetmek için hangimizin etinden et gitmedi ya? Hepimiz ömrümüzü buna verdik. Önemli hissetmek istedik. Var doğamızda, bunu ne yapalım? İşte doğamız bizi yönlendiriyor yani, ne yapalım? Önemli hissetmek istiyoruz. Çabalıyoruz, didiniyoruz, mücadele ediyoruz. Önemli hissettiğimizde çok keyifli hissediyoruz. İnsanız biz. Bunların hepsini yaşıyoruz. Evet, hayatımızın uzunca bir dönemi bu aşamada geçer. İkinci aşama. Kendimizi dolaylı yoldan önemli hissettiğimiz dönem. Hayatımızın uzun bir dönemi burada geçer. Ve sonra sevgili dostlar, üçüncü aşama gelir. Üçüncü aşamayı da tahmin ediyorsunuzdur. Önemsiz olduğumuzu anladığımız aşama. Biz yetişkinliğe kadar kendimizi doğrudan önemli sayıyoruz. Dışsal hiçbir şeye gerek duymuyoruz. Yetişkinliğimizin uzun bir döneminde dolaylı yoldan önemli hissetmeye devam ediyoruz. Ama bir yaşa gelince de yavaş yavaş dinozorlaşmaya doğru giderken üçüncü aşamaya geliyoruz. İşte üçüncü aşama da bu. Önemsiz olduğumuz gerçeğiyle karşı karşıya geliyoruz. Boyun eğiyoruz da diyebilirim de onu demek istemiyorum, biraz önemsiz hissettiriyor kendimi bana. Önemli hissetmek adına kelimelerimi değiştireceğim. Önemli hissetme gerçeğiyle, önemsiz hissetme gerçeğiyle, önemsiz olduğumuz gerçeğiyle göz göze geliyoruz. Karşı karşıya geliyoruz. Aslında o döneme kadar, hem birinci dönemde, daha çok ikinci dönemde biz bilinç dışımızda bunun kokusunu alıyoruz. Aslında hissediyoruz ya. Önemsiz miyiz acaba? Acaba hiçbir değerimiz yok mu? Evren için biz bir toz zerresi miyiz acaba sadece? Öyleyiz de bunu bir türlü kabul edemediğimiz için, kibrimizden dolayı kendimizi önemli hissetmek için bu kadar çabalıyor olabilir miyiz acabası? Gibi gibi şüphelerimiz hep oluyor. Özellikle ikinci dönemde. Ama bu gerçekle yüzleşmek için bayağı bir fırın ekmek yememiz gerekiyor. Çok suların akması gerekiyor. Çok yollar yürümemiz gerekiyor. Etimizden çok et gitmesi gerekiyor. Ve işte gün geliyor, bu gerçekle göz göze gelebiliyoruz artık. Ve önemsiz olduğumuzu kabul ediyoruz. Diyoruz ki, ben de işte bu dünyada herkes gibi bir toz zerresiyim. Bir önemim yok kardeşim. Büyük bir şey değilim, önemli bir şey değilim. Evreni değiştirmiyorum, doğayı, dünyayı değiştirmiyorum. Doğa için, evren için ben neyim ki yani? Koca bir hiç. Evrene göre ben, evren bana kayıtsız, doğa bana kayıtsız, dünya bana kayıtsız. Umurlarında bile değilim. Doğanın umurunda değilim yani, evrenin umurunda değilim.
Ben bir hiçim, kayıtsızım onların gözünde. Bir toz zerresiyim sadece. O bütünün parçalarından küçücük bir parçayım. Bir noktadan bir toz zerresinden daha küçük bir parçayım. Bunu kabul etmeye başlıyorsun. İşte doğdum, yaşıyorum, başıma her şey gelebilir. Korunaklı değilim, ayrıcalıklı değilim, hastalanabilirim ve bir günde öleceğim elbette. Ölümden de korunamam yani. Birinci evredeyken ölümsüz olduğunu zanneder çocuklar ve gençler. İkinci evrede ölüme karşı korunduğumuzu varsayarız. O dolaylı elde ettiğimiz şeylerle. Ölümle aramıza set çekiyoruz zannederiz. O elde ettiğimiz şeyler bizi ölüme karşı koruyor zannederiz. Ama üçüncü evrede ölümlü olduğumuzu da anlarız kardeşim. Hiçbir şekilde korumamız falan olmadığını anlarız. Bir gün ben de bu dünyadan geberip gideceğim. Bu gerçekle göz göze geliriz. Değiştirebiliyor muyuz arkadaşlar? Doğayı, evreni değiştirebiliyor muyuz? Einstein E eşittir MC kare formülünü buldu. Çok da önemli bir şey yaptı. Biz insanlar için çok değerli bir bilgiye ulaştı. Yüreğine sağlık, beynine sağlık. Peki evren için bunun bir önemi var mı? Yok. Yok. Evren için onun sırlarını çözmemizin bir anlamı yok. Evrenin sırlarını çözmek bizim kendi aramızda önemli. Gel gel diyorum, bak ben sana evrenin sırrını çözdüm. Ama evrene, ey evren senin sırrını çözdüm. Ses yok, seda yok. Evren kayıtsız bana. Evrenin umurunda değil benim onun sırlarını çözmem. Güneşin hareketlerini, ayın hareketlerini çözmemin güneş ya da ay açısından bir önemi yok. Ama birbirimiz açısından önemi var. O ayrı bir şey. Bunu anlamak o kadar güzel bir şey ki. Einstein bunu anlamıştı. Einstein evren için hiçbir değerinin olmadığını biliyordu. Bu üçüncü evreye çok erken ulaştı o. Etinden et gittiği dönemi çok uzun yaşamadı. Kılığına kıyafetine hiç dikkat etmedi. Aman lafımdan şunu alınırlar mı, gözlerinden düşer miyim? Çok iyi anlamıştı o bunu. Hiçbir öneminin olmadığını farkındaydı. Ve diyordu ki ben önemsiz olduğumu biliyorum. Ama sevdiğim şeyleri yapmaya devam ediyorum. Evrenin sırlarını çözmek evren için bir anlam ifade etmiyor. Bunu biliyorum ama bu benim için bir şey ifade ediyor. Bunu anlamak çok güzel. Anlamaya çalışıyorum diyordu. Benim için önemli olan bu diyordu. Ve anladığımı da size anlatmak istiyorum diyordu. Ama bunlar bizim için önemli. Evren için bir önemi yok diyordu. Bunun farkındayım. Ben de bir gün ölüp gideceğim diyordu. Çok iyi fark etmişti bunu. Çok iyi fark etmişti. İşte Amerika'ya gidiyor. Gazeteci ordusu var. Herkes şey bekler değil mi? İşte saçını tarasın böyle işte kameralara poz versin falan. Dilini çıkartıyor işte. Anlamış adam, bir şeyleri çözmüş. Dondurma istemiş Amerika'ya ilk adımını bastığında. Bana demiş bir iki külah dondurma alın da gelin. Ama çok sıcak, canım dondurma çekti demiş yani. Hayatın tadını çıkartıyor. Sevgili dostlar, üçüncü evre önemsiz olduğumuz gerçeğiyle yüzleşmek. Ama gelin görün ki Einstein kadar kolay kabul edemiyoruz işte biz bunu. Zihin bir kabul etmiyor bunu. Zihin önemsiz olduğunu kabul etmiyor. Hayır efendim diyor yani. Ben senin toz zerresi olduğunu kabul edemem. Bana önemlisin ya. Önemli olduğunu ispatlaman lazım. Bana önemli olacağını göstereceğim bir şeyler yapman lazım. Kabul etmiyor zihin bunu. Çok zayıf bir doğamız var. O zayıflığı da kabul etmiyor. Kusurluyuz, kusuru da kabul etmiyor. Sevgili dostlar, İnsanın zayıf doğasını kabullenmesi o kadar önemli bir şey ki. Hani bir kitap adı vardı, içinizdeki devi uyandırın diye. İçimizde bizim bir dev mi var yoksa bir cüce mi? Biz yıllarca içimizdeki devi uyandırmaya çalışıyoruz. İçimizdeki cüceyi kabul edemiyoruz. Aslında içimizde bizim bir cüce var. Ve biz aslında kendimizde suç buluyoruz. Lan diyoruz, herkes uyandırdı da bu devi. Ben mi uyandıramadım? Lan benim içimde dev olmamış olabilir mi? Hani doğuştan bende bir üretim hatası olabilir mi? Herkesin içine bir dev kondu da benim içine bir cüce mi kondu acaba? Ben niye uyandıramıyorum bu devi? Herkes uyandırıyor. Gibi kendimize kızıyoruz. Zayıflıklarımızla bir türlü barışamıyoruz. Hata yaptığımızda kendimize kızıyoruz. Senin gibi adam olmaz olsun. Sen beceriksizin tekisin diyoruz. Anam kızıyoruz kendimize, acıyoruz, ağlıyoruz halimize. Ben herhalde üretim hatasıyım, ben herhalde defolu bir şeyim. Çünkü her içimizdeki devi uyandırmaya çalıştığımızda içimizdeki cüceyle karşılaşıyoruz. Sevgili dostlar, içimizde bir dev yoktur. Hepimizin içinde bir cüce vardır. Hepimizin doğası kusurludur kardeşim. Kusurlu, eksiğizdir hepimiz ya. Dev mev yok ortada. Hepimizin doğası böyle. Dön bak doğana.
kabullenmesi o kadar zor ki. Yıllarca savaşıyoruz. Karanlık, eksik taraflarımıza bakmayalım diye başımızı hep bu tarafa çeviriyoruz. Dön bak oraya. Çok zayıf bir doğan var senin. Bencilsin, korkaksın, kaygılısın, narsistsin. Sana söylediğim bu şeylerin hepsi benim için de geçerli. Hepimiz korkağız, hepimiz kaygılıyız, hepimiz narsistiz, benciliz, açgözlüyüz. Hayatta kalmak söz konusu olduğunda tüm etik değerleri ihlal eder, birbirimizin üstüne basar, canımızı kurtarmaya çalışırız. Biz buyuz, doğamız bu bizim. Ne devi kardeşim, ne devi. Cüce var bizim içimizde. Şekilsiz, şükürsüz, zayıf bir cüce var içimizde. Çirkin bir cüce var içimizde. Çok eksik, kusurlu bir doğamız var bizim. Kabul ediyorum demek o kadar zor ki. Yıllarca onu kabul etmemeye çalışıyoruz. Mükemmel olduğumuzu zannediyoruz. Ama bunu kabullenmek o kadar özgürleştirici ki. Sevgili dostlar, doğamız böyle. Psikolojimiz de öyle. Hepimiz yarı deliyiz daha. İçimizde akıllı var mı acaba? Hepimizin tahtaları eksik ya. Hepimiz kafadan azıcık kontağız ya. Üşütüyüz hepimiz. Hepimiz biraz akıl hastasıyız. Hepimiz biraz ruh hastasıyız. Ya var mı böyle demir gibi akıl ruh sağlığı düzgün bir herif? Bulamazsınız. Bulamaz. Bak ben bakıyorum. Dışarıdan çok düzgün gözüküyor. Diyorum ki bu akıllı bir şeye benziyor. Yok yok bunun delili yoktur diyorum. Bir kurcalıyorum en az 10 tane arıza buluyorum ya. Hepimiz öyleyiz. Hepimizde en az 10-15 tane arıza var. Hepimizin içinde yarı deli, yarı ruh hastası, yarı sinir hastası, yarı kafadan üşütük bir şey var yani. Psikolojimiz de böyle. Doğamız öyle, psikolojimiz de böyle. Sevgili dostlar, bunları kabullenmek yıllarımızı alıyor. İşte biz 3. evrede önemsiz olduğumuzu anladığımızda bu cüceyle barışıyoruz aslında. Lan diyoruz benim içimde dev mev yok. Ben bir cüce ya içimdeki. Böyle kusurlu bir şey, eksik bir şey, böyle yarı deli bir şey. İşte siz o cüceyi kabullendiğinizde hazır olun. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İçinizdeki dev uyanmaya başlıyor. Sevgili dostlar, içinizdeki devi uyandırmanın yolu onun cüce olduğunu bilmekten geçiyor. Siz onun cüceliğini kabul ettiğinizde içinizdeki dev uyanmaya başlıyor. Eksik, kusurlu doğanızı kabul ettiğinizde, yarı deliliğinizi kabul ettiğinizde, psikolojik hastalıklarınızla barıştığınızda içinizdeki dev uyanmaya başlıyor. İçinizdeki devi uyandırmanın tek yolu onu cüce diye tanımlamaktır. O cüceyi görmek, kabul etmektir. İşte o zaman dev uyanmaya başlıyor. İçinizdeki cüceyi anlamak, içinizdeki devi uyandırmanın tek yoludur. Önemsiz olduğunuzu anlamak, kusurlu doğanızla, kusurlu psikolojinizle barışmak önemli bir ruhsal sıçramadır sevgili dostlar. Uyanırsınız, üstünüzdeki ölü toprağa atılır, birden canlanırsınız. Bu insanı depresyona sokmaz. Lan benim içimde cüce varmış, lan ben önemsizmişim. Bunları fark etmek insanı bunalıma sürüklemez. Tam tersi, üstünüzdeki ölü toprağa atılır. Canlanırsınız, yeniden hayata gelirsiniz. Bunu anladığınızda, eksik kusurlu doğanızı fark ettiğinizde kendinizi bilmeye başlarsınız. Sokrates kendini bil diyordu, kendini bil budur. Eksik kusurlu doğanı kabul et, yarı deli psikolojini kabul et, bencil taraflarını kabul et. İçindeki o kusurları gör, yarımlıklarınla, yaralarınla barış, yüzünle barış. Annenle, babanla, mahallenle barış, busun sen. Kendini bil budur. Kendini bil, kendini bil. O doğanla barış, barış dedikçe aynadaki yüzünüzü sever oluyorsunuz. Kafanızla, burnunuzla yıllarca uğraşmışsınız, göbeğinizle kabul etmeye başlıyorsunuz. Ben buyum kardeşim. Bencil taraflarım var benim. Kabulüm kardeşim. Var benim eksiklerim, bir sürü hatam var benim. Anam sorma, bir sürü deliliğim var. Birisi de diyor ki ya sen biraz deli misin? He valla. Azıcık deli olduğum söylentilerine katılıyorum. Birkaç tahta eksik bence ben de biliyorum.
Biliyorum, var benim deliliklerim, var benim üşütüklüklerim, biliyorum. Bunları demeye başlıyorsunuz. Aynadaki yüzünüzle, o kusurlu doğanızla, o kusurlu psikolojinizle barışmaya başlıyorsunuz. Siz o cüceyle barıştıkça içinizdeki dev uyanıyor, gözleriniz açılıyor. Daha özgüvenli olmaya başlıyorsunuz. Saklamıyorsunuz artık kendinizi. Ay dur saklanayım, ay deliliğimi görmesinler, ay burnumu görmesinler, ay saçımı görmesinler. Saklanmıyorsun artık. Buyum kardeşim ben. Aha buyum. Budur. Malzeme bu. Psikoloji bu. Yok ötesi. Daha özgüvenli olmaya başlıyorsun. Gerçek özgüven ne mal olduğunu bilmektir. Ne mal olduğunu bildiğinde gerçek bir özgüven gelir. Birinci, ikinci evrede gerçek özgüven çok azdır. Çünkü orada hep kendini önemli gösterme çabaları var. Kırılgan bir özgüven o. Her an devrilebilir bir özgüven o. İşte üçüncü evreye geldiğinde gerçek özgüven geliyor. Artık kimsenin lafı seni yaralamamaya başlıyor. İşte bir az önce dedim ya, birisi diyor ki sende biraz delilik var mı? He var. He var. He. Sen akıllısın ya. He. Sen akıllısın. He. Ben deliyim. He. Tamam tamam tamam. Demeye başlıyorsun. Ya sen çok mu yiyorsun? He. Çok yiyorum. Ben ayı gibi yiyorum. Var mı diyeceğim bir şey? Size rahatsızlık mı verdik efendim? Görüntümüz sizi tiksindirdi mi efendim? Öteye gidin efendim. Daha bir özgüvenli olmaya başlıyorsun. Bencilliklerim var, barışıyorum. Bencil taraflarım var. Narsist taraflarım var. Kimi kişilik bozukluklarım var. Var, var, var. Var yani. Ne yapayım? Buyum ben. İşte sevgili dostlar, gerçek özgüven İçinizdeki kusurlu tarafları kabul etmekle başlıyor. Eksik, yarım yamalak psikolojinizle barışmakla başlıyor. Gerçek özgüven içinizdeki cüceyi anlamaktır. Gerçek özgüven ne mal olduğunu bilmektir. Gerçek özgüven budur sevgili dostlar ve bu kalıcı bir özgüvendir. Kimse yıkamaz bu özgüveni. Arada sırada yine biz kendi kendimize yıkarız ama dışarıdakiler çok yıkamaz. Çok fazla, biraz sarsabilirler ama çok yıkamazlar. Hepsinin ağzının payını verirsin. Hepsine gerek, hatta cevap vermemen gerektiğini anlarsın bir yerde. Herkes düğünde nasıl göründüğüyle uğraşır, sen göbek atarsın. Oram açılmış, buram açılmış, yok götümün şurası gözükmüş. Hiç umurunda olmaz, göbek atarsın, tadını çıkarırsın. Ay yemek mi kaldı, ay şurama şu mu döküldü? Görünüşüne takılmamaktır gerçek özgüven. Görünüşüne takılmayanlar eğlenceyi kaçırmazlar. En çok eğlenenler işte bu üçüncü evrede olanlar. Hayatın en çok tadını bu evredekiler çıkarıyor sevgili dostlar. Önemsiz olduğunu bilenler. Bu onları güçlendiriyor. Aynadaki yüzleriyle barıştırıyor. O kusurlu doğasıyla barışıyor. Buyum ben de. Elimizdeki malzeme bu kadar işte. Ne yapalım yani? Dedikçe hayatın tadını çıkarmaya başlıyorlar. Bu gerçek bir özgüven. Bu gerçek bir neşe. Ve bu bitmiyor sevgili dostlar. Bitmez. Bu özgüven ömürlüktür. Ve bu evreye geldiğinizde anlarsınız ki işte önemsiz olmak aslında, önemsiz olduğunu anlamak aslında çok önemli bir ruhsal uyanıştır. Tabii bunu anladığınızda hep burada kalmıyorsunuz. Zihin bunu kabul etmiyor. Zihin yine kendinizi önemli hissettirmeye zorluyor sizi. Onu da anlıyorsunuz. Diyorsunuz ki lan bu doğam, bu içimdeki cüce bak yine kendini önemli hissetmek istiyor. Bitmiyor abi bunun bu arzusu. Bak orada öyle davranmamın sebebini anlıyorum. Kendimi önemli hissetmek istedim. Geçen bir arkadaş diyor ki bir ortamda diyor herkes diyor malını mülkünü anlatıyordu diyor. O kadar kötü hissettim ki kendimi. Ben de diyor ya anlatmaya başladım. Ya ben de şurada şöyle bir ev aldım, şurada şöyle bir arsa aldım. Ömer diyor bu ben değilim. Ne oldu bana orada diyor. E dedim ki içindeki o önemli hissetme güdüsü devreye girmiş dedim yani. Ne yap? Ezilmişsin dedim yani. Kendini yükseltmeye ihtiyaç duymuşsun. Yaparız. Ama fark ederiz. Bu evrede gerçek özgüven geliyor sevgili dostlar. Gerçek özgüven ne olduğunuzu anlamaktır. Kadar güzel bir şey ki bu. Hayat böyle. Evrelerden ve aşamalardan geçiyoruz. Her aşama güzel. Birinci aşamada güzel. Etimizden etkiden aşamada güzel. 2 ile 3'ün karışık olan bir ara evresi olabilir. O da güzel. O da güzel. Bu da güzel. Ve en güzeli anlamaya çalışmaya devam etmek. Hoşça kalın.